Yasin sövmüş. Hangi Yasin? Hangi Yasin sövmüş ya? Hırşit denen keko mu? Abi ya. O adamı master chef'ten attırtmamız yok mu peki? Bugün mü sövdü yine? Elimden çekeceğim var. Ağzını yüzünü dümdüz edeceğim. Senin bulduğum yerde seni. He. Evet başka sorusu olan var mı? Oturmuşsun bilgisayarın başında. Sabahtan akşama kadar boş yaparsın. Konuşmasını bilmezsin. Tamam mı? Cahire? sana diyorum. Boş boş milleti eleştirsin, Bir boka yaradığın da yok. Kalk tabari kendine bir patates kızartması yap. Daha da şiş yani. Seni yakalarsan var ya. İstanbul'un herhangi bir köşesinde ya da Antalya'nın herhangi bir köşesinde elbet bir yerde bir platformda ya da bir oyun standında falan sırf senin için geleceğim o oyun standartlarına seni yakalayacağım ha. tamam mı? Ağzını yüzünü var ya darma duman edeceğim senin yani şu yumruğun şu yumruğu görüyor musun Cahri? Şu yumruğun tadına bakacaksın 801 tonluk yumruğun tadına bakacaksın o zaman diyeceksin ki keşke o dilimi eşek arası soksaydı kralın hakkında konuşmasaydım. Keşke o dilimi kesseydim o kralın hakkında konuşmasaydım. Seninle karakolluk olacağım olmayacağım emin ol hiç umurumda bile değil. Ama senin ağzını burnunu dağıtacağım günü zevkle bekliyorum Jahreyn zevkle. Acun bunu niye tutuyor mesela yarışmada böyle bir adamı? Bu kim oğlum? Masterchef'te bir yarışmacı şeyin e, Toner. Toner diyorum neydi o çocuğun adı? Taner. TTT'nin kankası. Yani beklentili düşür şimdiden. Ben bunu direkt Acun abiye atayım şunu ya. Vallahi böyle olmayacak. Acun abiye atayım ben bunu. Ya yani Arjun abiye diyeceğim ya bunu yarışmadan at ya ben mahkemelik olacağım takılsın diyeceğim yani. Bir değil iki değil çünkü. Vallahi billah. Hakikaten diyorum ya. Benim Acun abiye ulaşmam çok zor bir şey değil. Bu e, YouTuber'lar bilmem neler e, onların yaptığı yeni bir konsept var ya. Oraya davet etmişlerdi beni. Ben dedim ki gelemem abi. Benim ne işim var adalarda madalarda. Yeni evlendim dedim. Yani böyle bir yarışmaya katılamam. Gelemem dedim. Bana ulaşan kişi üstünden ben Acun abi ulaşayım. Zevk ile şunu kulağını bir çektirteyim. Exatlon muydu? Neydi o? Böyle bir Youtuberlar mutuberlar aday atacaklar. Beni Enes Batur'un takıma mı koymaya çalıştılar? Beni de karşısına koymaya çalıştılar abi. Yok abi teşekkürler. Şu videoyu bir indirsenize ya. Birisi indirsin tutsun cebinde. Şimdi çocuklara modlardan uyanık olan var mı? Holmes var lan. Dur yukarın var. Yukaku. Efendim. Şu video indirip ceplesene bir. Attım. Halledi ver. Tamam. 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 Eyvallah. İndir. Don deal. Don. Yukaku halleder ya. Ulan tam bir PvG ya. Bu arada gerçekten yüz YouTuber'ı adaya atıyoruz. Rauf beni öldürür mü bu şimdi ya? Çok güçlü bir adama benziyor. Ne diyorsun? Yok. No. kim öldüremez ama Rauf. Hmm, onu iyi dedin. Onu onu iyi dedin. Hayır ben böyle <laughs> yayından böyle kısa boylu falan görünüyorum, kısa boylu ve şişko görünüyorum ya. Bir rauf kadar değilim, raufun bir iki metresi var da. Ben de 1.85 adamım ya, eline boyunayım yani. <laughs> bu insanlar bu cesaret nereden buluyor anlamıyorum. Hakikaten ben de anlamıyorum ya. İlginç biraz. Ben de anlamıyorum. Eybetli duruyorsun. Senle denk gelmiştik Karaköy'de. Aa harbiden mi? Ya ya benle yolda sokakta karşılaşır insanın ilk tepkisi o oluyor. Şöyle bakıyorlar. Abi sen bu kadar uzun muydun ya falan. <laughs> Böyle bir şaşkınlık yaşıyor. Şey ya falan. <laughs> Çalıştığın dükkana gelmiştim Karaköy'de. Ha evet. Seninle denk geldiydik ama bana göre kısaydı 1.95'im. e, moruk yani. Adam zaten 1.85 olduğunu söylüyor ama bakayım. Yani <laughs> 1.95 sen evet doğru. Ben Almanya'da kendimi kısa hissediyorum bu arada. <laughs> Lloyd'un puzzle pilot gel 10 kasına kılıç dövüşü. Dur lan. Hadi Ferit'le kavga edin ortalık çok durgun sessiz. Ne kavga var ne dövüş bir kavga edin elinde kendimize gelelim. <laughs> Ya biz o işi şeyde bıraktık. Biz eskiden böyle taşlarına takılıyorduk Ferit'le birbirimize. Simitçi tipti martı kaşlı diyordum ben buna. Bu da bana şişko falan diyordu. Ciddi aldı oğlum insanlar onu. Ciddi alınca biz yorulduk. Neymiş lan dur bakmadan açmayayım. Fatih Hoca açıklama mı yapmış? Peki. Kaltasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> evet. Peki. Hasim. <üretim. gülüyor> Alo. <laughs> en Evet. Bill Gates'ten 4 lira gelmiş. Koskoca Bill Gates'ten 4 lira diyor ki Mixer'a geçin. Mixer'a geçin diyor. <laughs> Bu sesin orijinali ne? Şey ya. İngilizce konuşuyor dayının birine. Kızın biri böyle sokak röportajı gibi. Taksim'e nasıl giderim mi diyor. Sultan e nasıl gider? Öyle bir şey diyor. Dayının Taksim'i soruyor. Ha dayı da böyle cevap veriyor. Red 19 ay biraz geç oldu da Almancı kuzenimde Game Boy vardı. Pokemon oynardı. Elletmezdi. Almanya'dan akrabaları gelirdi. Almanca konuşurlar. Beni takmazlardı. Sırf onlar yüzünden Alman ırkına kim besliyordum? İyi yayınlar. Aga be çok kötüydü oğlum bizim çocukluğumuz. Almanya'dan gelen Game Boy'lar ve bizim böyle sikik aterilerde oynadığımız e, aptal oyunlar. Hayatım bizim mahallede gençler var 20 lira ver dünyayı yakarlar. İnanılmaz faça tipler e, adamlar firari mevzu olursa. E yani zaten bunlar ge gerçek dünyayı şey zannediyorlar. Neyse abi o konuda yorum yapmayacağım. Layı ikinci yılın e, kutlu olsun canım benim meleğim. Sen de, de mi Game Boy vardı? Senin ben amına koyayım. Tamam posta abi, kutusu halledeceğim. öyle bir şey yapmayayım. Onu soracaktım ben de. Abi düşünüyorum posta kutusu da. Ya nasıl olduğunu bilmedim prosedürleri. Abi ben bürokrasiden nefret eden bir adamım. Abi bürokrasilik hakikaten bir şey yok. Yani PTT'ye gidip sadece yakındaki bir tane PTT'ye gidip ben evet. posta kutusu kiralamak istiyorum diyorsun. Kanka, ayrı konu belli bir ücreti var abi. PTT çözümüşe. o kadar çok şey yüklediler ki İşsizlik maaşı PTT'den veriliyor. Bankacılık bir, bir sürü şey yüklediler abi PTT'ye. Bizim mahalledeki PTT'ye gidiyorum. Western Union da koymuşlar oraya. Ruslar var abi böyle. Ajırna bıcırna, ajırna, ajırna. bir şeyler anlatıyorlar falan. Bir, savaş alanı gibi orası amına koyayım. Bir kere paket almaya gittim. 45 dakika bekledim ya. Ölüm lan, ölüm, ölüm yani. <laughs> Zaten bizim mahalle olmuş Rusya. İnanılmaz. Yok tatlı olabilir yani insanlar kendi yaptıkları şeyleri sana göndermek için. Tamam bakıyorum abi. <laughs> Antalya posta kutusu. Antalya PTT posta kutusu kiralama diye, diye, diye aratsam çıkar mı? Özel posta kutusu. Posta abone kutuları işletme usul. Nereden bulacağım ki hangi PTT'de olduğu? Ya ben öyle araştırmamıştım. Ben direkt gidip PTT konuşmuştuk biz Atışehir'de otururken de. Ha ne dediler? Feritlerle. İşte öyle yani gidiyorsun adamlara konuşuyorsun. Sana bir şey imzalatıyorlar abi. Böyle bir tane bir forum var. Forumu dolduruyorsun. Bizim mahallede o forumu doldurduktan sonra ben ya. sana numaranı veriyorlar ama en yakın PTT'ye gitmen ha, lazım. Ha Bak posta abone kutusu kiralama var. Ya onun güzelliği de şey. Adamlar yollamak istedikleri zaman sadece o senin verdiğin bilgiyle yollayabiliyorlar. Yani senin nerede oturduğun evet, hani evet, o yüzden nerede yakın olduğu falan onun güzelliği orada. Çete bakar mısın abi? Ne güzel bir ton yetenekli adam var. Kek W.